Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün tanıtmak istediğim kitap, evet, yine bir İsmet Özel kitabı. Bu sıralar sizi bıktıracak derecede peş peşe İsmet Özel okumaları yapıyorum. Bu kitabın ismi Desem Öldürürler, Demesem Öldüm. Desem Öldürürler, Demesem Öldüm. Yine Tiyo Yayıncılık'tan. Baskı tarihini de söyleyeyim. 5. baskı Nisan 2018 baskısı. 5. baskı Nisan 2018 baskısı bendeki nüsha. Önce alıntılarımı okuyayım hızlıca. Ondan sonra da inşallah kitabın üzerine birkaç şey söyleyelim. İlk çizdiğim cümle 12. sayfada. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Küçük Asya'nın ilki milattan sonra 13. asırda Anatolia'nın Darülislam olduğunun kabulü. İkincisinin ise İstiklal Harbi sonunda dünyaya bir askeri güç ve bir siyasi organizasyon olarak İslam'ın hala hayatta olduğunun gösterilmesi suretiyle iki kez Türk vatanı olduğunu ve bu toprakların bir üçüncü kez vatanlaşma imkanı bulamayacağını söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bu topraklar bir itikadi zenginlik olarak çizdiğim cümle bu arkadaşlar, buraya dikkat istiyorum. Bu topraklar bir itikadi zenginlik olarak İslam'ı yeniden tanımadığı takdirde Haçlı seferleri öncesinin şartları Küçük Asya'ya avdet edecektir. Bu topraklar bir itikadi zenginlik olarak İslam'ı yeniden tanımadığı takdirde Haçlı seferleri öncesinin şartları Küçük Asya'ya avdet edecektir. Bir bakımdan İsmet Özel şöyle diyor: zaman imanı kurtarmak zamanı. Burada zihnimizi aydınlatmamız gereken bir alan açılıyor. Kuvveden fiile geçmesi lehimize olan işlerin sırası nasıldır? Müslümanlığın farkına varışı esas almamız halinde sıralamayı İslam, iman, ihsan şeklinde yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer derdimiz Müslüman üstünlüğünü izhar eden bir dünyada yaşamak ise bu doğru sıralamayı, yerinde ve gerekli sıralamayı kabul mecburiyetindeyiz. Diyor ve devam ediyor metin. Bu arada kitabın bir özelliği, yazıların Osmanlıca yazımıyla, bazıları Osmanlıca deyince, dil olarak bahsedince hoşlarına gitmiyor. Osmanlı alfabesiyle diyelim, İslam alfabesiyle yazımı da mevcut. Hem öyle hem böyle okunabilir. Devam ediyoruz. İkinci çizdiğim satır 22. sayfadaymış. İlginç bir bilgi var burada. Cemal Bingöl artık Türkiye'de izi bile kalmamış insanlardan biriydi. Cemal Bingöl artık Türkiye'de izi bile kalmamış insanlardan biriydi. Üzerinde yaşadığı toprakları, birlikte yaşadığı insanları mazisi, hali ve istikbaliyle aklının önüne koyan ve eyyamcılığa hiçbir bakımdan yer tanımayan bir kişiydi. Biz öğrencilerine kırık not alma ihtimaliniz hiç yok derdi. Her insan 7 yaşından itibaren 25 yaşına varıncaya kadar sanat erbabıdır ve bir sanatçıya, bir ressama resim dersinden kırık not vermek benim salahiyetim dahilinde değil. Bu görüşünün paralelinde bir gün derslerden birinde bize şu açıklamayı yapma gereği duydu. Ben Subhi Baykam'a dedim ki eğer senin oğlun harika çocuk ise bana 15 gün mühlet versinler, onlara Anadolu'dan en az 100 tane harika çocuk getireyim. Yaklaşımını alenen ifade ettiğinden olsa gerek, benim resim öğretmenim Bedir Baykam'ı yurt dışına ABD soru işareti koymuş, harika çocuk faslından burslu gönderilmesine karar veren seçici kurula alınmadı. Yıllar geçti ve hiç kimse Bedir Baykam'ın resim sanatındaki mevkiiyle meşgul olmuyor. Olmadı. Fakat birilerinin Bedir Baykam'ı hususen meşgul ettirdikleri şey, Türk siyasetinin bazı hassas bölgeleridir. Bedir Baykam'a dair ilginç bir bilgi. Yazının devamı da yine Bedir Baykam'la ilgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buralarda pek çizdiğim yok galiba. Hızlı gidiyoruz. Bir de epey İsmet Özel kitap okuduğum için peş peşe
artık tekerrürlerden dolayı herhalde eskisi kadar hayret etmiyorumdur tespitlerine. Ama bakın 53. sayfada yine çizmiş. Şöyle bir yerden başlayayım. Parayı kıymetin bu dünyadaki mevkiini kabul etmeyen bir kimse asla ele geçiremez. Parayı kıymetin bu dünyadaki mevkiini kabul etmeyen bir kimse asla ele geçiremez. Şiir doğması için ise kıymeti öbür dünyanın geçerliliğine bağlamak şarttır. Öbür dünyanın neye tekabül ettiği görüşten görüşe değişir. Psikanalizciye göre öbür dünya bilinçaltıdır. Edebiyat eleştirisinde bilinçaltına bu kadar geniş yer vermek, çizdiğim cümle burası arkadaşlar, edebiyat eleştirisinde bilinçaltına bu kadar geniş yer vermek, bir bakıma dinin öbür dünyasına yer vermemek içindir. İlginç bir tespit. Bir daha okuyayım. Edebiyat eleştirisinde bilinçaltına bu kadar geniş yer vermek, bir bakıma dinin öbür dünyasına yer vermemek içindir. Şiir göz önüne alındığında öbür dünya hususu edebiyatın da aşırı ucu olarak tebellür eder. Şiire ve şiirin muktedirlik hissine ancak ve bilhassa bu dünyanın dışında dahil olabilirsiniz. Diyor ve devam ediyor metin. Yani herkesin ahireti kendine ya da paralel dünyası kendine diyelim. Ona göre bir gayb oluşturup kendilerine, o gaybın üzerine konuşarak bir bakıma ahiretle ilgili o hissi teskin ediyorlar. Sakinleştirici vermek gibi ya da uyku hapıyla uyumak gibi suni bir gündem oluşturup o gündemle illaki bizim fıtratımızda ahiretin bir karşılığı var. Fıtratın o karşılık kısmını bununla meşgul edip o derdi başlarından gafletle savmış oluyorlar. Ha, bu hakiki bir savmak mı değil ama işte onları tatmin ediyor şimdilik. 62. sayfa. Gençlik günlerim gerilerde kaldı. Her şeyi bilebilecek kadar genç olmadığım gerçeğinin üstüne bir ilave getirildi. Çizdiğim yer burası. Her şeyi bilebilecek kadar genç olmadığım gerçeğinin üstüne bir ilave getirildi. İhtiyarlığım sefillere dahi güzel gözle bakabilmeyi becerecek kadar da ilerlemedi. İçinde bulunduğum namüsait şartlara rağmen bir bilgiye, nerede durduğumu bilmekten daha üstün bir bilgiye ulaşamayacağımı öğrenmek mecburiyetindeyim, diyor ve devam ediyor metin. Yine hızlı gidiyoruz. Buralarda çizilmiş bir şey gözükmüyor. O 76. sayfada. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Benim yan cihazımda bir Türk daha olsaydı, milyonların da içine girmeye muhtaç oldukları bir anlam dairesi ortaya çıkacaktı. Bu tebellür hadisesi bütün Türkiye'nin akıl sağlığına teminat verecekti. Akıl sağlığımıza halel getiren süreç, Osmanlı Devleti'nin çöküşü hızlanınca etrak-ı bi-idrak keyfiyetinde bir yaftayla başlayıp, ne mutlu Türk'üm diyene kemmiyetine varan fiyat etiketiyle biten süreçtir. Bilhassa Cumhuriyet'in ilanını takip eden yıllarda Türk lafı sıkça duyulur olduysa da bundan kimin ne anlayacağı bilinemedi. Bilinmesi kimsenin işine gelmedi. Cumhuriyet tarihimiz boyunca millete patinaj yaptıran ve böylece yarından da yakın müddeti heba eden bu boş laftır. Aklımıza iyice girsin ve hiç aklımızdan çıkmasın ki gerek etrak-ı bir idrak ve gerekse ne mutlu Türk'üm diyene birer söz değil, birer laf-ı güzaftır. Çizdiğim cümle de burası arkadaşlar. Aklımıza iyice girsin ve hiç aklımızdan çıkmasın ki gerek etrak-ı bir idrak ve gerekse ne mutlu Türk'üm diyene birer söz değil, birer laf-ı güzaftır diyor. 77. sayfa. Olan olmuştur. Mekteplerde Türk çocuklarına bilhassa kendi aleyhlerine olan şeyleri öğretip duruyorlar. Olan olmuştur. Mekteplerde Türk çocuklarına bilhassa kendi aleyhlerine olan şeyleri öğretip duruyorlar. Çünkü bunu yapmayacak olurlarsa bizzat Türk çocukları girişimi ele alacak
kafirlere kendi vatanlarında en makbul yerin tahsis edilmesine göz yummayacaklardır. Türk çocuğu kendi menfaatini koruyabilmek için kafirlerin iznine müracaat etmeyip kendi değerlerini yıkan hiçbir kafire göz açtırmayacak, Türk varlığının değerine tasallut edilmesi Türk çocuğunun cezalandıracağı bir cürüm sayılacaktır. Şurada da bir cümlem varmış. Oraya kadar okuyayım o zaman. Ya da biraz atlayayım. Şöyle diyeyim. Mekteplerde Türk çocuklarına bilhassa kendi aleyhlerine olan şeyleri öğretiyorlar. Çünkü 1923'ten günümüze kadar Türk'e karşı cürümlerin şiddet bakımından en çoğu, adet itibariyle en büyüğü Türkiye'de işlenmiştir. Suç işleme ve tiresi siyasal İslam gerekçesiyle bir inkıtağa uğramamış, bilakis bir dönem işlenenin suç olduğu gerçeği örtülebilmiştir. Türk'ten Bizans ne kadar korktuysa Osmanlı da o kadar korktu. İlginç bir cümle, bunu da çizmişim. Türk'ten Bizans ne kadar korktuysa Osmanlı da o kadar korktu. Artık nasıl anlaşılması gerekiyorsa siz düşünün. Yorum yok. Evet, geldik 93. sayfaya. Şöyle bir yerden başlayayım. İnsanlar yanlışa kapılmaktan kazançlı çıktıkları inancındadır. İnsanlar yanlışa kapılmaktan kazançlı çıktıkları inancındadır. Değil mi ki yanlış onlara doyulmaz hazlar ve giderek servet sunmaktadır? Girdikleri yolun terki korkularının baş sebebidir. Girdikleri yol konfor yoludur. Oysa yoldan çıkıp hakikatle temasa geçmenin onları her zaman yadırgatıcı bir ortama sürükleyeceğini bilirler. Bilinmeyen reddedilir. Bilinen kötü de olsa tercih sebebidir. Diyor ve devam ediyor. Güzel bir bölümdür orası. Geldik 94. sayfaya. Tek cümle. Kapitalizm herkesi herkesin celladı haline dönüştürdü. Kapitalizm herkesi herkesin celladı haline dönüştürdü. Sabahsa akşama varmak için, geceyse sabahı görmek için celladına gülümsemek zorundasın. Sabahsa akşama varmak için, geceyse sabahı görmek için celladına gülümsemek zorundasın. Bu buradaki şey biraz ben şöyle anlamıştım. Kapitalizmin herkesi birbirinden çıkar peşinde koşturmasına hoca dikkat çekiyor. Diyor ki yani bu aslında menfaat beklentisi bir bakıma korku. Karşındakinden zarar görmekten korkuyorsun. Çünkü onda menfaatin var. Bu karşılıklı beklenti durumu hem korku hem menfaat durumu bir bakıma herkesi birbirine karşı tasannuya zorluyor. Herkes birbirinden korkuyor ve herkes birbirine karşı yaltaklanmakta gibi. Kapitalizm diyor bizi böyle bir menfaat dünyasına çağırdı. Buna maruz kıldı ve kırdı diyor. Kırdıyı da ekleyelim. Devam ediyoruz. Buralarda yine tek bir şey çizmemişim derken 109'da durduk. Tek bir cümle. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Devam ediyoruz. 118. sayfa. Zühd sadece gayrimüslim muktedirliğin tesir edemediği sahadan ibarettir. Yine tek cümle okuyorum. Çizdiğim cümleyi okuyorum arkadaşlar. Zühd sadece gayrimüslim muktedirliğin tesir edemediği sahadan ibarettir. Sayfa. Bu başka bir kitapta daha vardı. Orada da okumuştum, hatırlıyorum. Paylaşmışımdır eski videolarda, eski fosforlu kalem bölümlerinden birisinde. İsmet Özel Hoca küçükken bir yarışmaya girmiş. Neyi tartıp biçtiğim anlatılmaya değerdir. Onu anlatacağım ama önce yönlendirmeyi niçin zikre değer bulduğumu izah edeyim. Bir yönlendirmeden söz etmeme sebep olan hikaye şöyledir. 1959-1960 ders yılı Ankara'sında liseler arası şiir yazma yarışmasında Gazi Lisesi'nden Yaşamak adlı şiirim lisemizdeki elemeden geçmesiyle katılmıştım. Yarışma TED Ankara Koleji salonunda gerçekleşti. Volkan Vural'la ilk o gün karşılaştık. Benim şiirim yarışmanın beşincisi seçildi.
İlk dördü bugün ne ben hatırlıyorum ne de Türkiye. Yarışmada derece alanlara armağan kitapları birer birer sahneye çağrılarak verildi. Verilen kitaplarda verildiğine dair hiçbir işaret yoktu. Jüri üyeleri yarışmacılara basma kalıp tebriklerini sunmanın ötesinde hiçbir şey söylemedi. Sadece jüride Gülizar bana dönüp İsmet Özel siz misiniz diye sordu. Ben bu sualin arkasından ne gelecek merakıyla yüklü bir evet deyince Halide Nusret Zorlu Tuna içten bir gülümseyişle bana sen şair olacaksın küçük. Oradaki öğrencilerin en çelimsizi bendim dedi. Sen şair olacaksın küçük demiş Halide Nusret Zorlu Tuna İsmet Özel'e küçükken. Bir kehanet miydi bu? Ben sıra ömrümün bir anında şair olma tercihinde bulunmama gelince bu yönlendirmeden etkilendim mi? Hayır diyor, etkilenmedim diyor ve devam ediyor. Enteresan bir yazı arkadaşlar. 133. sayfaya geldik. Güzel bir eleştiri cümlesi var burada. Silah kullanıp sırtı yere getirilmeyen kapitalizm tereyağıyla mağlubiyete uğratılabilir. Bugün Arap ordu komutanları Tel Aviv'de buluşabilir. Kağıttan kaplan emperyalizm paramparça edilebilir. Atatürk sağ olsaydı Refah Partili olurdu. Lüzum eden şey daha fazla Vietnam, sivil toplum, demokrasi, pozitif ayrımcılıktı. Mazlumun ahını alanlardan bunun acısı aheste aheste çıkarılmalıydı. Kim çıkaracaktı? Hepimize görev düşüyordu. Ömrünü bu safsatalarla tüketen milyonlarca insan vardı. Burada tabii bir tenkit yapıyor. Ama şu kısmı güzel. Şöyle bir yerden okuyayım ya. Dünyanın kötüden betere gitmesi seni kederlendirmesin. Dünyanın kötüden betere gitmesi seni kederlendirmesin. Carpe diem. Beterin de beteri gelecek ve daha kötüsünün olmayacağı bir noktaya gelinecek. Dünyada cinnetten ve günahtan başka bir şey kalmayacak. İşte buna sevin. Çünkü ancak o zaman Mehdi gelecek. Mesih adet edecek, ortaya kurtarıcı çıkacak. ...140. sayfa... ...bir de süremize bakalım... ...az kalmış... ...şöyle okuyayım... ...Türkçemiz bize... ...koltuğu altından haç çıkan hacılardan bahsederdi... ...bugün artık o Türkçe yok... ...Türk olmanın alnı ak olma manasına geldiğini hatırlatan da yok... ...dünya ölçüsünde sadece Hristiyan argümanlarıyla... ...Yahudiliğe ve sadece Yahudi argümanlarıyla... ...Hristiyanlığa karşı çıkmanın mahsulü alındı... İslam'dan ancak Kur'an ve sünnetin birbiriyle çelişkili ve her biri de kendi içinde tutarsız olduğu göstermek şartıyla bahis açılmasına izin veriliyor. Bu cümleyi tekrar okuyayım. Bugünlerde çok uğraştığımız o modernizm, reformizm, onlara sanki hoca burada bir taş atıyor. İslam'dan ancak Kur'an ve sünnetin birbirleriyle çelişkili tırnak içinde ve her biri kendi içinde tutarsız olduğu gösterilmek şartıyla bahis açılmasına izin veriliyor. 145. sayfa. Sovyetler Birliği çöktükten sonra en çok kan dünyanın Müslüman nüfusu ile kaplı bölgelerinde aktı, akıyor ve ihanet prensibi ittihaz edildiği müddet boyunca akacak. Devam etmeyeyim. Devamı da güzel ama. Uzatmayayım. 153. sayfa. Sübut hareketlerin en sahicisidir. 154. sayfa. İlk ve son başvekil Adnan Menderes 1957 yılında paşalara ve sahip yüksek rütbeli zabitlere hitaben şunu söyledi. Sizin şövalye burunlarınızı kıracağım. Ben bu orduyu yedek subaylarla da idare ederim. Demek Adnan Menderes böyle bir şey söylemiş. 155. sayfadan o mevzunun bir diğer devamı. Acaba niçin Adnan Menderes harbiyeden şehadetname alır almaz gözünü Çankaya'ya diken henüz genç alt rütbedeki subayları değil de orduda geçen ömürlere en çok 2 yıl süren gerçi sıkça tezkere bırakan olurdu yedek subayları zikretmişti. Yedek subaylar kimlerdi? Türk ordusunda yedek subay olarak görev yapanların hepsi az sayıda üniversite mezunu, çok sayıda lise mezunu kişiydiler.
Hepsinin aldığı cumhuriyet rejimine mahsus terbiye her birini kalbur üstü kişilik sahibi kılmıştı. İlahir devam ediyor burası. 159. sayfa yine İsmet Hoca'nın siyasal İslam'a taş attığı yerlerden birisi. Eğer Türkiye 1952 yılında NATO hakimiyeti altına girmeye icbar edilmeseydi, ulaşılacak sonuç hakkında bugün hiçbir tahmin yürütemiyoruz. Yürütemeyiz. Yaşadıklarımızdan Türkiye'nin sosyalist bir dönüşüm geçirmeyişinin ve siyasi İslam'ın bitinin bir ABD projesi olduğu kadar kanlandırılışının, siyasal İslam'ın bitinin bir ABD projesi olduğu kadar kanlandırılışının yedek subaylığımıza ne ölçüde bağımlı kaldığını fehmedebiliyoruz. Yani siyasi İslam'a bu eleştiriler yapılıyor. Elbette belki bir proje tarafı da vardır onun içinde. Modernist İslam zaten batıdan geldiği kadarıyla bir proje ama onun da sirayet ettiği yerler var siyasi İslam'a ama fakat bugün ABD veya Batı siyasi İslamcılardan en çok şikayet ediyor. Yani bunu da görmek lazım şimdi. Bu açılan kavga bahisleri falan ne için? Siyasi İslam eleştirileri solcuların ne için? Biraz o yara var gibi. Pekala arkadaşlar uzatmayayım. 178. sayfaya kadar okuyabildik. Kitabın yarısı eder. Gerisi var. Tekrar şöyle bir kapağını göstereyim size. Başta göstermediysem şimdi göstermiş oldum. Yüzüme yaklaştırarak. Kitabımızın ismi Desem Öldürürler Demesem Öldüm idi. Yazarı İsmet Özel. Kitap yine hocanın 2000'lerde hatta 2010'larda yazdığı yazılardan oluşuyor. Dediğim gibi hocanın 90'a kadar yazdığı yazılarda başka bir ruh. 90 küsürlerde, 98, 90 herhalde oralarda bir kırılma olmuş. Tam bilemiyorum ben aslını ama yazılardan belli olan bir kırılma var. Ondan sonraki yazılarda daha bir yeis, daha bir isyan, daha bir saldırı, daha bir eleştiri var. Daha önceki yazılarından oluşmuş kitaplarında ise umut var. Bu da biraz yeisli, biraz karamsar, biraz kendine döndüğü hocanın, kendisinden çok şeyler anlattığı bir metin. Mutlaka istifade edersiniz. Güzel metinler, uyandırıcı cümleler var içinde. Katıldığınız, katılmadığınız yerler olur. Benim de öyle oldu. Ama yine de kulak verilmesi gereken bir isim İsmet Özel. Ben öyle gördüm metinlerini. Önümüzdeki haftalarda da herhalde yine İsmet Özel kitaplarından size anlattıklarım olacak gibi eğer kütüphanede bulabilirsem. Bu kitaplık şimdilik bu kadar. Cenab-ı Hak başka kitaplarda buluşmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.